Şimdi tabii bu arada Milliyetçi Hareket Partisi'nde çok önemli gelişmeler var. Milliyetçi Hareket Partisi biliyorsun olağan kongresini yaptı. Tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi'nde MYK ve efendime söyleyeyim birçok kurullar, MKYK hepsi değişti. Tabii Erzurum açısından çok önemli sinyaller taşıyor Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu olağan kongresi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu olağan kongresinde Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum Milletvekili Profesör Doktor Kamil Aydın hocamız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı oldu. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misin? Şimdi Cem Bey, evet, Milliyetçi Hareket Partisi 12. olağan kongresini yaptı ve MYK'da 45 ismi değiştirdi. Bu 45 isim gitti, yerine 45 isim geldi. Bu 45 isim içerisinde 3 Erzurumlu yer aldı. Bunlardan bir tanesi 12. sıradan Sayın Erzurum Milletvekilimiz Profesör Doktor Kamil Aydın asıl listede vardı. İkinci olarak yine Erzurum'da doğmuş, ilkokulunu, ortaokulunu, liseyi Erzurum'da okumuş, Erzurum'un öz çocuğu, üniversite eğitimini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde almış, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ülkü Ocakları Başkanlığı yapmış, Adem Yurdagül isimli arkadaşımız da, o da MYK'ya girdi. MYK'da o da asıl yer listede aldı. yer aldı. Yine üçüncü isim Erzurum'da yıllarca Ülkü Ocakları Başkanlığı yapmış Gökhan Yazıcı da Evet. MYK'da yer aldı. Bu üç isim gerçekten Erzurum için önemli isimler. Peki diyeceksiniz ki işte Gökhan Yazıcı Erzurum'dan, Kamil Aydın Erzurum'dan ama Adem Yurdagül Erzurum'dan değil. Evet, Erzurum'dan olmasa da ilkokul, ortaokul, lise. Geçtiğimiz ay Erzurum'da geldi, kendi memleketinden, kendi şehrinden evlendi, Erzurum'da düğününü yaptı. O da bir Erzurum çocuğu, o da bir öz vatandaş. Adem Yurdagül. Peki bunlardan şehir neler bekliyor? Milliyetçi Hareket Partisi özellikle AK Parti ile yapmış olduğu ittifakta Erzurum'da Milliyetçi Hareket Partisi'nden beklentiler, tabanın ve tavanın beklentileri arttı. Burada rol oynayacak kişiler kimler? Kamil Aydın zaten hem MYK'ya girdi hem de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin A takımında yer aldı. Peki Gökhan Yazıcı teşkilatçılığı, teşkilatlanmayı, teşkilatın örf, adet ve ananelerini gerçekten bilen, yaşayan bir isim karşımızda. Erzurum Gökhan Yazıcı'dan, Adem Yurdagül'den ve Kamil Aydın'dan çok şey bekliyor. Milliyetçi Hareket Partili tavan ve tavana inşallah önümüzdeki seçimlerde, seçim öncesi ve seçim sonrası olacak tüm şeylerde Erzurum'a faydalı olmalarını bekliyor diyorum. Şimdi tabii Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin anahtar partisi. Milliyetçi Hareket Partisi vatanını, milletini, bayrağını seven, gerçekten ülkücü camianın vatan, millet, bayrak, devlet, beka konusu, istiklal, istikbal konusu olduğu zaman her zaman elini değil başını, vücudunu taşın altına koyabilen bir siyasi görüş Milliyetçi Hareket Partisi. Tabii ki Erzurum'da da Milliyetçi Hareket Partisi'nin her zaman bir tabanının olduğunu, her zaman Milliyetçi Hareket Partisi'ne karşı Erzurum halkının oy vermese dahi büyük bir sempatisinin ve sevgisinin olduğunu çok iyi biliyoruz. Şimdi her ne kadar Erzurum AK Parti'nin kalesi gibi görünse de aslında Erzurum bir yandan da Milliyetçi Hareket Partisi'nin kalesi As olan kalesi. illerden birisi. Kalenin Onun temeli. için şunu, ben bir Milliyetçi Hareket Partili seçmen olarak bunu buradan söylüyorum. Tabii ki Adem Yurdagül kardeşimizi ben belki şahsen tanımıyorum ama tabii ki o da hemşerimiz, bizden biri, içimizden biri, efendim pırıl pırıl bir geçmişi olan, gerçekten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Mücadele vermiş. ülkücüye mücadele vermiş çok önemli bir kardeşimiz. Diğer yandan Gökhan Yazıcı ismi zaten benim şahsımda tartışmasız olan isimlerden birisi. Gökhan Yazıcı Erzurum'da Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir markadır. Gökhan Yazıcıoğlu, Gökhan Yazıcı Erzurum'da Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir duruştur. Şimdi her şeyin doğrusunu konuşalım. Ama diğer yandan Kamil Aydın hocamızın da o bilimle birlikte, o karizmatik, yakışıklı kişiliğiyle ve duruşuyla beraber insanlara sevgi aşılayan o hoş sohbetiyle tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi'nde genel başkan yardımcısı olması Erzurum'u da, Erzurumluları da
gerçekten ülkücü camiayı da çok gururlandırdı. Ama biz geçen hafta AK Parti ile ilgili konuşurken çok önemli bir konu konuştuk. AK Parti dedik, il başkanlığı artık tek başına bir il başkanlığı değil, aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bundan böyle şehirde yapılacaklarla ilgili fikrini alması gerekiyor, onlara da danışması gerekiyor. Milliyetçileri de Erzurum'da kucaklaması gerekiyor AK Parti'nin. Çünkü niye? Önümüzde bir seçim ve bu seçimde bir ittifak var. Şimdi tabii Erzurum siyaseten çok renkli bir şehir aslında. Bir yandan işte gazeteciyi hapse attırmak isteyen siyasetçileri var ama bir yandan işte Kamil Aydın gibi sevgi dolu, şöyle söyleyeyim, vatan, millet, bayrak aşkıyla dolu bir ismimiz de var. Ama şunu da söyleyeyim, bizim bir yandan da AK Parti'de aslında Erzurum'un bir değil iki genel başkanı var. İki genel başkan yardımcısı var. Kim efendim? Celal Adan, o da bizim fakri hemşerimiz. Erzurum o zamanında gelmiş, kendisini her ne kadar milletvekili yapmadıksa da biliyorsun ki bizim çok değerli abimiz, sevdiğimiz Necmi Akalın abimizin de akrabası, bir yönüyle o da Erzurumlu ve Erzurum'u özümsemiş bir insan. Şunu söyleyeyim, Milliyetçi Hareket Partililer, tüm samimiyetimle buradan size sesleniyorum. Kişilerden ari olalım, kişilerden ari konuşalım, kişilerden ari düşünelim. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Milliyetçi Hareket Partisi'nde Erzurumlulara çok özel bir yer vermiştir. Erzurumlular her manasıyla Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde çok güzel hizmetlere imza atmışlar. Çok güzel bir duruş sergilemişler ki bir yandan Gökhan Yazıcı kardeşimiz, bir yandan Adem Yurdagül kardeşimiz, bir yandan Kamil Aydın vekilimiz genel başkan yardımcısı olmuş, bir yandan da Erzurum'a gelmiş, vekil seçmemişiz ama bizim fahri hemşerimiz saydığımız Celal Adan da Milliyetçi Hareket Partisi'nde genel başkan yardımcılığı yapıyor. Onun için Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki bu gelişmeleri çok önemsiyorum. Erzurum'da ülkücü camiada çok büyük bir heyecan uyandırdığını ben gördüm, konuştum, müşahede ettim diyorum. Bu konuyu kapatıyorum.